Herkese merhaba. Son günlerde gökyüzünde ip gibi dizilmiş parlak noktaların geçişine tanık olmuş olabilirsiniz. Bu durumun nedeni, fütüristik projeleriyle bildiğimiz Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink projesi. Peki nedir Starlink projesi? Elon Musk neden bu projeyle bu kadar ilgili ve kafa yoruyor? Dünyanın her yerine uydular üzerinden internet sağlamak amacıyla geliştirilen projenin binlerce uydudan oluşması planlanıyor. Bu ağ, SpaceX Starlink uydu takım yıldızı olarak da isimlendiriliyor. İnsanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde internet hizmetine genellikle ulaşılabiliyor. Ancak dünya genelini düşündüğümüzde çok geniş alanlarda, örneğin Antarktika'da internet hizmeti sağlamak çok pahalı. Bağlantı kalitesi ise oldukça düşük. SpaceX başlangıçta 4425 uydu için izin almıştı. Ancak daha sonra şirketin Starlink projesiyle 12.000 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planladığı açıklandı. İlk 60 Starlink uydusu Mayıs 2019'da fırlatılmıştı. Fırlatmalar halen devam ediyor. Şu an yörüngedeki uydu sayısı yaklaşık 400. Ve her birinin kütlesi 260 kilogram olan Starlink uydularının üzerinde çok güçlü 4 tane anten ve bir de güneş paneli bulunuyor. Uydularda yakıt olarak kripton kullanılan iyon itki motoru yer alıyor. Starlink uyduları manevra yaparak başka uzay araçlarıyla çarpışmalarını önleyen otonom bir sisteme sahip. Şu an dünyanın etrafında yaklaşık 2000 yapay uydu görev yapıyor. Sadece Starlink projesiyle bu sayıya 12.000 yeni uydu eklenecek. Bu nedenle Starlink uydularıyla ilgili bazı endişeler var. Starlink, dünyanın dört bir köşesine internet erişimi sağlamayı amaçlayan bir proje demiştik. Eğer belirlenen tarihte hayata geçerse, 2024 sonrasında Amazon ormanlarında veya Sahra Çölü'nde gönül rahatlığıyla kaybolabilirsiniz. Tabii telefonunuzun bataryası dolu ve akıllı telefonunuz yanınızdaysa. Starlink, ABD'deki internet hizmeti sağlayıcılarının 600 milisaniyeye ulaşan gecikme süresini 25 milisaniyeye indirmeyi amaçlıyor. Bu da en hızlı fiber ağ bağlantılarını yakalayacağı anlamına geliyor. Tasarruf modelini benimseyecek olan Starlink, geniş bant kaynaklarını gerçek zamanlı dağıtacak internet, belli coğrafyalarda kapasite gereksinimi en çok olan bölgeye yönlendirilebilecek. Elon Musk'ın planı, küresel bir fiber optik projesine kıyasla akla daha yatkın geliyor. Musk ve aynı kategorilerde yarıştığı teknoloji milyarderleri küresel refah sağlamak için kesinlikle uluslararası kamuoyundan milyon kat daha etkili. Ancak Musk'ın Tayland'da çıkardığı bir dersi çok iyi hatırlaması gerekir. Dünyayı sadece birkaç günde kurtarmak mümkün değil. Bu arada Musk uzay çöplüğünü temizlemek için de bir çözüm bulursa mükemmel olur. Çünkü 2015 itibariyle yörüngemiz tam bir çöplük.